Merhabalar İsmail Hocam. Nasıl gidiyor konferans? Nasılsınız? Vallahi onu izleyicilere sormak lazım da genel olarak hani rakamsal olarak birincisi sosyal medyada trending topic olduk. En çok konuşulan konular arasına girdik Twitter'da. Beştik ve şu anda biraz önce baktım dördüncülüğe çıkmışız. Demek ki hani salon zaten full kalabalık ama anladığım kadarıyla şeyden de canlı yayından da epey bir izleyen izleyiciler var. 70 milyon bizi izliyor. Peki Yeni Medya 2016 konferansı için görüşlerinizi daha iyi alabiliriz. Evet, yani şimdi ilk bölümde özellikle yeni medya ve büyük veri ilişkisini biraz daha kavramsal düzeyde inceledik. Yani Uğur Hoca işte bir giriş yaptı. Veri nedir, büyük veri nedir, onlara giriş yaptı. Daha sonra Ender Akbil hani önemli olanın büyük veri olmadığını, o büyük veri içinden çekilecek küçücük bile olsa içgörülerin olduğunu, anlamlandırılmış veri olduğunu anlattı. Ve ondan sonra da Mustafa Savaş Kimola'dan bu özellikle sosyal medya ile büyük veri ilişkisi içinde hangi sosyal medyadan nasıl veriler almalı, kullanmalı ve kişiler, sosyal medyaya, bireyler, kurumlar sosyal medyaya hangi verilerini bırakıyorlar ve hangi verileri nasıl toplamalı kısmını anlattı. Bence hani birbirleriyle kesişmeyen ama birbirlerini bayağı iyi tamamlayan bir akışta gitti şu ana kadar. Şimdi ikinci bölümde şeyi yapacağız. Uygulamalar anlatılacak. Yani hangi araçlar daha böyle somut, işte araçlar, yazılımlar, biraz daha bunları anlatacağız ve hani büyük veriyle ne toplanıyor, nasıl toplanıyor, toplandıktan sonra nasıl anlamlandırma süreci nasıl oluyor falan, biraz daha işin uygulama yanındaki kısma girilecek ve iki tane de önemli sektör var. Bir tanesi yayıncılık sektörü, yani işte geleneksel yayıncılık sektörü, özellikle televizyon yayıncılığında sosyal medya üzerinden reyting ya da çok konuşulma olgusu nasıl değerlendiriliyor, bunu anlatacaklar Somera'dan gelecek konuşmacılarımız. Bir de turizm sektöründen şu anda Türkiye'nin en büyük turizm ajantalarından, turizm seyahat şirketlerinden Tatil.com ya da işte daha geniş şeyle Met Global şirketinden Nuri Bey bize şey anlatacak. Turizm sektöründe büyük veri nasıl bir fırsat yaratır ve uygulamaları nasıldır, bunu anlatacak. Ve tabii bu bölüme ekledik ama aslında bu bölümden ayrı olarak bütün bölümleri toparlayacak bir şeyimiz olacak. Son konuşmamız olacak. O son konuşmada Şehir Üniversitesi'nin Aslı Telli hocamız bize şeyi anlatacak. Bu büyük veri bağlamında işte kullanıcılar ve kurumlar, devletler bu büyük veriyi nasıl korumalı, nasıl etik biçimde yaklaşmalı buna, bunun kuralları ve bunlara hem bir birey olarak, bir akademisyen olarak bakışını ortaya koyacak. Hem de buradaki aksayan sorunlar ne, nasıl bir takım eleştiriler var kamuoyu tarafından, bunları paylaşacak bizimle. Daha sonra ise üçüncü bölümde işte bir panelimiz olacak. Büyük veri eğitimleri nasıl yapılmalı konusunda. Bence iyi gidiyor. Hani izleyiciler de çok canlı. Gerek sosyal medyadan gerek şeyden, salondan iyi sorular geliyor. Şöyle bir eleştiri var. Haklı da olabilirler. İşte kimisi şey diyor. Çok basit anlatıyorsunuz diyor. Kimisi de diyor ki çok karmaşık anlatıyorsunuz. Ya burada tabii hani o kişi planlarken biraz daha hani geniş kitleye hitap edebilecek bir basitlikte ama hani basitten yavaş yavaş derine giden şekilde yaptık. Dolayısıyla hani ikinci bölüm biraz daha uygulamaları içereceğinden biraz daha hani basitin ötesine geçen şeyler olabilir. Orada o eleştirileri getirenler tahminen hani bu ikinci bölümde biraz daha aradıklarını bulacaklar. Dolayısıyla hani bu şekilde gidersek sanki daha iyi olacak gibi. Peki son olarak bizlere büyük veri hakkında bilgiler eklemek ister misiniz? Vermek ister misiniz? Pardon. Valla işte büyük veri konusunda Uğur Hoca'nın söyledikleri çok önemli. Yani sosyal medyadaki işte bu internet üzerindeki bütün iletişimimize bir bilinçle yaklaşmak lazım. Hani bazı şeylerden kaçınamıyoruz ama özellikle kendimiz için olmayan ama başkalarının mahremiyetine kendimizden daha fazla dikkat etmemiz lazım. Ne bileyim işte bir fotoğraf çekerken, başkasının bilgisini paylaşırken, kadrajı aldığımız ya da işte kendi yazım metnimiz içine aldığımız birey, kurum ve kuruluşların mahremiyetine ve onların verilerine çok daha etik biçimde yaklaşmalıyız. Bence bu konuyu daha da fazla tartışmak lazım. Sanıyorum önümüzdeki dönemin en önemli noktalarından biri büyük veri bağlamında bu olacak. Çok teşekkür ederiz İsmail Hocam. İyi günler. Çok teşekkürler. Ben de sana teşekkür ederim Dilara.